İçip de sarhoş olmaktan beterdir. Gaflet sarhoş. Çünkü içen bir iki saat, üç beş saat, yarım gün, bir gün sonra ayılacak. Gafletle sarhoş olan kimsenin ayılması müşkil. Onun için Cenab-ı Hak bizi gafillerden etmesin. Allahümme la tec'alna minel gafilin diye. Peygamberin de duası, bütün evliyaların da duaları vardır. Ya Rabbi, gafletten bizi ikaz eyle. Çünkü uyuyan kimsenin bir şeyden haberi yok. Evet. Belki her gün, belki haftadan haftaya iş sahipleri bankaya gidip para yatırır. Yani kazancının fazlasını bankaya yatırıyor. Bankada biriktiriyor. Ne için biriktiriyor? Bir gün muhtaç olursak o para imdadımıza yetişsin. Maşallah. İyi akıl. Eleysallahu bikafin abde. Cenab-ı Hak azametle buyuruyor. Eleysallahu bikafin abde. Cenab-ı Hak onuna kafi değil mi? Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz اَشْشِرْكُ ف۪ي اُمَّتِ اَخْفَى مِنْ دَب۪يبِ النَّنِ buyurdu ki saadetle onun sözünü dinleyen ve tutan saadeti bulur. Benim ümmetimde şirk, gizli şirk, celi olan, aşikar olan şirk yok da belki gizli şirk, karıncanın ayağının sesinden daha gizlidir. Şimdi paraya yaslandığım bankada benim param var. Ona yaslandı mı Allah'ı unuttum. Ona dayan. Cenab-ı Hak hitab-ı izzetle eleysallahu bikafin abde. Öyle değil mi ayet-i kerim? Cenab-ı Hak kuluna kafi değil mi diyor? Değil mi size, bize? Allah kafi vafi. Lakin biz biriktiriyoruz. Ne için? Gün gelir muhtaç oluruz. Hacetimiz ya kadiyel hacat, ey hacetleri bitiren, hacetlerimizi yerine getiren Allah. Allah'tır. Sebepler dünyasındayız. O malumdur. Bu dünyada Cenab-ı Allah her şeyi sebebe rapt etmiştir. Lakin müsebbibul esbabı sen sebepten geçip müsebbibul esbabı bulman lazımdır. Bütün sebepler Cenab-ı Hakk'ındır. Binaenaleyh sebebi halk eden müsebbibul esbab olan Allah'ı unutup sebebe bel bağladığın vakitinde hafi olan şirke düşer insan. Belki hiç olmasa paran, hiçbir şeyin olmasa ölecek misin?
ecel veya rızık parayla efendim satın alınıyor mu? Para rızıkı satın alır mı? Parayla rızık satın alınacak olsaydı efendim herkes parayla rızık satın alıp ölmeyecekti. Boyuna rızık toplayacaktı. Rızık maksum. İlahi bahşiş, atâ-i ilahidir o. Vermiş. Lakin sebebe rahmetmiş. Sebepte kalma. Müsebbibül esbabı unutma. Peki bizim söyleyeceğimiz bir başka nokta daha var. Mühim olan da. Bunu da araya bize getirip söylettiler. Sebebe bağlı kalmamak için sebeplerden kurtulan, müsebbibül esbabı tanıyan o kimse iman hakikatine, tevhid hakikatine yaklaşır. Maksat o. Sebeplerden kurtulduğu vakitte müsebbibül esbabı bulursun da onda müsebbibül esbabı bulan kimse rahat ve huzur bulur. Sebepleri halk eden Allah'ı bulmadıktan sonra rahatımız yok ki. Boyuna sebeplerle kavga ederiz. Evet. Şimdi para yatırıyor. Bankaya biriktiriyor. Ne işin biriktirdiyse biriktirsin diyelim. Bunu bir temsil olarak söylüyorum. Herkes para biriktiremez şimdi. Şimdiki şartlar altında herkes boğazına yetiştiremiyor. Umumu diyorlar. Boğazına yetiştirir de fantaziyasına yetiştiremiyor. Fantaziyamız çok. Lüksümüz çok. Haylayık yüksek hayat hevesimiz çok. Boğazımız doyuramaz değil. Herkesin her boş kursağı Allah dolduruyor, doyuruyor. O değil. Sıkıntımız yeme içmeden değil. Fuzuli yere olan masraflardandır sıkıntımız. Onun da daire-i fasit gibi ne kadar fazla para alsak ondan fazlaya lükse kaçıyoruz. Fantaziyeye kaçıyoruz. İsrafa, tebzire düşüyoruz. Çok kötüye alışmışız. Tebzir. İsrafın ötesinde. Saçıp, döküp saçıp gidiyoruz. Yoksa yeme içme değil. Yeme içme yetişiyor. Herkesin aldığı fantaziyasına yetişmiyor. Modasına yetişmiyor. Lüksüne yetişmiyor. Para biriktiremiyor. Biriktiremez tabii. Nerede biriktirecek? İş sahipleri onlar biriktirebiliyor. Asıl maksadımız şimdi herhalde parayı biriktiren kimseler bulunuyor dünyada. Lakin ey mümin, senin gündelik biriktirdiğin veya biriktireceğin bir şeyin yok mu? O biriktiren kimseler o paralarını ya yiyebilecek veyahut bırakıp gidecek. Ondan bir istifade alacağı yok ondan ötede. Öldükten sonra o para kendinin değil, hesabını verir de ondan bir fayda elde etmez mahşer gününde. Onun için onu dondurup durdurduğu için mesuliyeti var. Onu ahirete kaydıramadığı için
yükünün altında ezilip gelecek mahşer yerine. Onu da geçelim. Sana biriktirecek bir şey yok mu gününde? Sen ey mümin, ahiretin için salih amel biriktir. Yatırım yap her gün. Yatır bakalım. Ahiret mangasına yatırıyor musun? Yoksa gafil misin? Ne yatırdın bugün? Kendine sor. Her gün kendine sor. Bugün ne yaptın? Bir şey yatırabildik mi? Farz farzdır. Farzın üstünde efendim, sünnetlerden, nafilelerden, zikirden, fikirden, Kur'an-ı Kerim'den, salavat-ı şerifeden, hayır hasenattan ne yatırdın bugün de kendine sor her akşam. Yatırmadıysan ne yaşadın bugün? Senin dünya üzerinde dolaşmandan, yerin altında olman daha hayırlı de kendi nefsine. Neye yatırmadın? Ebedi ahiretin için neye yatırmıyorsun? Ki orada alacaksın. Ve mühim olan nokta budur. Biriktireceksin. Biriktirmeye gönderdi Cenab-ı Allah. Al ve gönderdi. Yaz gönder. Ne kadar gönderirsen orada eksilmez. Yudâ'af lehul ecr. Ecrini de artıran var. Azabını da artıran var dünyada. Dünyada iki sınıf oluyor insan. Birisi hayrını, sevabını artırır. Bir sınıf azabını artırır. Hangisini istersen dikkat et. Ya sevap biriktirirsin ya azap yağarsın üzerine. Allah muhafaza eylesin. Onun için mümin, müminler sayılı günlerimizde daha çok, daha fazla yatırım yapmaya, biriktirmeye gayret edelim. Demeyesin ki yahu cumadan cumaya da yetişir. Veyahut bizim yaptığımızı başkaları o kadarında yapmıyor deme. Az yapanlara bakıp kendininkini çok görme. Çok yapanlara bak da kendininkini az göresin. Ahiret cihetinden aza kanaat olma. Çünkü imkanın var. Madem imkanın var, Hafız Efendi istersen günde bir hatim de indirir. Yapabilir. 3 günde bir hatim de indirebilir. İsterse haftada indirir. İndirebilir, yapabilir. Sen istersen kuşluk namazı da kılarsın. İstersen evvabi kılarsın. İstersen teheccüd kılarsın. İstersen 100 salavat getirirsin. İstersen 1000 salavat getirirsin. İstersen 100 tevhid çekersin. İstersen 1000. İstersen 10.000. Senin meneden var mı? Yatır diyor Cenab-ı Hak, orada al. Lakin uluvul himmeti minel iman. Yüce himmet ehli olan ehlullah. Onların gür imanları oraya itiyor onları. Allah bize gür iman nasip eylesin. Ki vaktimizi zayi etmeyelim, ömrümüzü zayi etmeyelim. Dilimizi boşuna değil, zikre fikre, Kur'an'a verelim. Hemen Cenab-ı Allah, ya Rabbi bizi iman ve İslam'ın şerefi, ve taatının izzetiyle izzetlendir. Bi hürmetil Habib, bi hürmetil Fatiha.